Evet arkadaşlar, selamünaleyküm. Eğer ki çapanızın tahta ile demir arasındaki boşluğunuz fazlaysa, yani sürekli oynuyorsa ve çapa yaparken bu sizi çok zorlayacaktır. Yani şu şekilde oynaması çapanızı çok zorlaştıracak. Onun için bir süre, yarım saat olur veyahut da bir gün olur istediğiniz zaman, şu şekilde suyun içinde bekletiyorsunuz ve o aranın kapanmasını sağlıyor ve tahtayla demir arasına daha rahat oturuyor. Bu sayede arsınız sıkışmış oluyor ve tam olarak boşluk kalmamış oluyor. Bu bazen yani bu boşluk kaldığı zamanlarda bu taktiği uygularsanız rahat bir şekilde çapanızı yapabileceksiniz aslında. Evet, bu şekilde bilgileriniz faydalı olmuştur. Allah'a emanet olun. Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Şu an karanlık çıkıyor olabilirim ama bugün göz aşısını göstermek istiyorum. Şu an yanında durmuş olduğum ağaç sarılap, yani ilk olanlardan aslında. İlk olan yemiş çeşidi Bursa siyah incidir. Yani siyah yemiş çeşididir. Bursa siyah olarak geçer. Bu da sarılap. Öncelikle göz aşısı zamanının gelip gelmediğini anlamamız için ağacımızda su yürüdüğünü kesin olarak görmemiz gerekiyor. Bunu da kısaca göstereyim. Ağaca su yürüdüğünü nasıl anlarız? Evet arkadaşlar, ağaca yürüyüp yürümediğini şu şekilde anlıyoruz. Örnek olarak kabuk çok rahat bir şekilde açılıyorsa, yani şu anda meyve biçerle gösteriyorum bunu ama örnek olarak bir T çizdik. Bakalım bize buradan kabuk verecek mi? Önemli olan bu. Evet. Sesi görüyorsunuz yani. Diyor ki yani artık bana bu ağaç diyor ki artık bana su yürümüş ve benim aşım zamanım gelmiş diyor. Bunu kendi yörenizde, bölgenizde uygulayabilirsiniz. Ve görüyorsunuz sütlü bir ağaç. Aslında buradaki kilit nokta arkadaşlar, örnek olarak biz buraya aşı yapacağız diye olduğunu düşünelim. Yapacak olduğumuzu düşünelim. Bunun 4-5 santim üzerinden önceden kesiyoruz. Veyahut da yaptıktan sonra da kesebilirsiniz. Bu şekilde buradaki yaptığınız aşının daha erken sürmesini, yani yürümesini sağlıyor. Eğer ki üzerinden kesmezsiniz, sürgün vermesi uzun sürebilir. Burada kilit nokta bu aslında. Bizim bu yemiş ağacında uygulayacağımız aşı yöntemi ters T aşısı. Normal T yaparsanız şu şekilde T işareti. Ters T yaparsanız da şu şekilde yukarıdan şöyle bir çizgi ters T. Sütlü ağaçlarda dut veyahut da yemiş olsun, bu ağaçlarda ters T uygulamasını yapabilirsiniz. Daha verimli. Evet arkadaşlar, şu şekilde yeşil gücümüzü aldık. Şimdi buradan bir göz çıkartacağız. Dikkat edeceğimiz nokta gözün arka kısmının zarar görmemesi. Göze zarar vermemek için gördüğünüz üzere yapacak olduğunuz aşıyı bu şekilde koymanız gerekiyor. Eğer ki ters bir şekilde koyarsak bu şekilde aşı tutar mı? Tutar ama ters bir şekilde çıkar. Onun için şu şekilde yukarıdan ve bizim şuradaki göze ihtiyacımız var. Buradaki gözün arka kısmına ihtiyacımız var arkadaşlar. Şu şekilde etrafından bir yuvarlak oluşturacağım. Evet, çakıp çalmadığı için biraz zorlanıyorum tabii ki. Çünkü meyve bıçağıyla yapıyoruz. Ve aynı şekilde şu kenarından bir çizgi aşağıya doğru. Şuradaki kenardan bir aşağıya doğru bir çizgi oluşturuyoruz. Yani görüyorsunuz kendisini salıyor, bırakıyor zaten. Evet. Şimdi bu arka kısmını ben biraz daha düzelteyim. Önemli olan bu gözün arka taraftaki karşılığını görmemiz gerekiyor. Bunu görmezsek aşı tutmayacak zaten. Onun için onun arkasında göstereceğim size. Pıt sesini duymamız gerekiyor arkadaşlar. Ben duydum. Evet. Rahat bir şekilde çıkarttık aslında. Şimdi bunun tersini, düzünü nasıl anlayacaktık? Bu şekilde örnek olarak unuttuk diyelim arkadaşlar. Bunun tersini, yüzünü unuttuk. Bu şekilde taktığımız zaman zaten yani düzün bu şekilde buradan çıktığına göre buraya çok rahat bir şekilde oturuyor. Demek ki aşımızı ağaca sokarken bu şekilde sokacağız. Gözümüzü sokarken, yanlış söyledim. Evet. Şimdi arkadaşlar bunun karşılığına bakalım var mı arkasında. Arka taraftaki gözün karşılığı şuradaki beyaz nokta aslında. Evet. Gördüğünüz üzere bizim için önemli olan şuradaki fışırcık olan gözler. Ve onun karşılığı da gizli gözler aslında. Yani şuradaki büyük olan gözün karşılığının beyaz olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Onun yukarısında da görüyorsunuz gizli gözler var. Evet. En üst
taraftaki uyuyan gözün karşılığı da arka tarafta bulunuyor. Demek ki başarılı şekilde kalemimizden gözünü çıkartabilmişiz. Bunun karşılığını gördüğünüze göre bunu biraz daha küçültebiliriz arkadaşlar. Önemli olan bizim için gözdü zaten. Bu şekilde yanlardan küçültelim. Göze çok fazla temas etmemizi istemiyoruz. Ağacımıza geçelim bakalım. Evet arkadaşlar, ağacımıza geldik gördüğünüz üzere. Şimdi burada bir ters D çizeceğim ben. Gördüğünüz üzere öncesinden kesmiştik bu ağacı yukarısından. Çünkü gözümüzün fışkırmasını istiyoruz. Ve sütlü bir ağaç olduğu için altlarından üstlerinden çizgiler çizdim ben. Sütün boşalması için. Önce yukarıdan bir çizgi çekeceğim aşağıya doğru. Sonrasında yuvarlak bir çizgi çekeceğim. Ve T'miz aslında oluştu. Evet arkadaşlar, ne yapmıştık? T'yi yapmak için ters T'yi yukarıdan bir çizgi çekmiştik. Ve bittiği kısımdan da T'mizin en altını oluşturduk. Şöyle yuvarlak. Gördüğünüz üzere sütler hala akıyor. Şimdi ağaca su yürüp yürümediğini buradan da zaten anlıyoruz. Çok rahat bir şekilde açılıyor. Gördüğünüz üzere kabuğumuz veriyor. Gözümüzü bu şekilde alttan sokacağız arkadaşlar. Bizim için önemli olan kısım, gözü alttan soktuğumuz için şu kısmın sıfır olması lazım arkadaşlar. Sıfır olmazsa tutar mı? Tutar. Fakat burayı sıfırlarsak bizim için daha iyi olacaktır. Evet şimdi arkadaşlar, baktığımız zaman görüyoruz ki biraz uzun gelmiş değil mi? Yani uzun geldiğini düşünelim. Bu şekilde alt tarafından rahat bir şekilde kesebiliriz arkadaşlar bu kalan kısmı. Bu şekilde o kalan kısmını gördüğünüz üzere kestim. Şimdi bakalım duruma, sıfırlanacak mı? Biraz yukarıya doğru ittirmem gerekiyor anladığım kadarıyla. Gördüğünüz üzere o beyaz kısmı görene kadar yukarı ittirelim. Bakalım. Bu sefer de çok olmuş. Evet arkadaşlar, ben buraya baktığım zaman gözüm rahat bir şekilde sıfırlanmış. Fakat arkadaşlar görüyorsunuz ki gözümüz buradaki yaprak şey kapatıyor. Yani buradaki kabuk kapatıyor. Şu kabuğu da şöyle alt taraftan kestiriyoruz arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz üzere alt tarafta boşluk var değil mi? Bunu böyle aşağıya doğru ittiriyoruz. Ve burası sıfırlanıyor aslında. Gözümüzü de biraz ortalayalım arkadaşlar şu şekilde. Evet. Buraya yerleştirdik. Şimdi aslında önemli olan kısım buranın hiçbir şekilde hava almaması. Gördüğünüz üzere yukarısına çok takılmayın. Burayı zaten kapatacağız ve bu yara kendisini kapatacak. Evet, aslında şöyle bir şey de yapabilirdik arkadaşlar. Biz yukarıya kestik gördüğünüz üzere. Yukarısını kesmeden yani şu şekilde kesikler atabilirdik. Buraya yani şu şekilde zedeleyerek buradan bu ağacı kesmemiş olurduk. Ve aşı tutmazsa ağaç varlığını sürdürebilirdi. Benim şu an dalım olduğu için ben dalı kestim. Fakat birkaç tane dalınız varsa kesinlikle bu aşıyla birlikte ve aşıdan sonra yukarısını kesmeyin. Çünkü aşının tutacağının garantisi yok. Evet, örnek olarak burada göstereyim arkadaşlar. Mesela bunun üzerini kesmeyeceğimi söylemiştim. Çünkü aşının tutup tutmayacağı tam olarak belli değil. Şimdi bunu aşı yaptıktan sonra böyle yukarıdan kestiğim anda ağaç yabana gidecek. Buna gerek yok. Onun için şu şekilde keser gibi yaparak ağaca yara açıyoruz. Arkadaşlar buraya aşık bandı veyahut da bantla kapatabilirsiniz. Ben elimdeki imkanlarla yaptığım için şu anda streç bağlayacağım. Evet, şu şekilde sarmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şu şekilde o göz tarafı kapanmayacak ama. O göz tarafını kapatmamı istiyorum. Şu şekilde. Onun üzerine tekrar dinleyelim. Tek kamerayla yapıyorum şu anda. Evet, bir kapatalım istediğimiz şurada. Evet. Gördüğünüz üzere aşı olan gözün hava almaması, hava alırsa göz aşısı tutmayacak zaten. Evet arkadaşlar, şu şekilde streçle kapattık ve oradaki gözün açıkta kalmasını sağladım ben. Bakalım sarı güze yapmış olduğumuz aşımız şu anda, bu da yeşil göz. Bakalım bu dalını yeşil güz yapabilecek miyiz? Bu daldan da yeşil güzümüz çıkacak Allah nasip ederse. Ve sarı lap ve yeşil güzü aynı senede yiyebilme şansını elde edeceğiz. Bir başka yeşil dala geçtim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar gözümüz burada. Yapacağımız şey zaten kendisi de kayıyordu yukarıya doğru. Yapacağımız şey yukarıya doğru kaydırmak. Gördüğünüz üzere sıfır bir şekilde, başarılı bir şekilde gözümüzü yerleştirdik. Şimdi önceki gibi bunu da aynı şekilde streçle kapatacağım ve hava almamasını sağlayacağım. Evet, bugünkü göstermiş olduğum göz aşısı, ters T göz aşısı bu kadardı. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Siz şimdilik Allah'a emanet olun, sağlığa kalın.